E, T24'ten merhaba. Yeni haftaya piyasalarda yaşanan bir depremle girdik. Dün gece e, Asya piyasasında bir flash kriz öyle adlandırılıyor. Flash kriz, flash crash yaşandı e, ve dolar e, 6.47'ye kadar yükseldi. Bugün biraz normalleşti. Şu an 5.80 e, civarında seyrediyor. E, ama piyasalar gergin genel olarak bir endişe var ve tam olarak da dün gece ne olduğu anlaşılabilmiş değil. Bugün T24'te buna biraz bakacağız. Asya piyasasında yaşandı demiştik. Kriz yani dün gece işte dünyanın bu tarafı uykudayken, karanlıkken Asya piyasasında işlem alıyordu ve Japon piyasasında çünkü paranın kaynağı büyük oranda o. Dünya piyasalarında işlem yapanlar da e, o saatlerde özellikle Türkiye piyasalarında Japonlar oluyor. Japon piyasasında e, bir hızlı bir sıkışlama yaşandı e, dolar tl'de 6.47'ye değdi. Bunun sebebi ne? Birkaç sebebi var. E, birkaç sebep bir araya gelince patlayıcı bir kimyaya dönüştü. İşte farklı e, sebepler bir araya geldi ve bir anda patladı. E, bunların sonuncusundan başlayalım. Sonuncusu, Çin ile Amerika arasındaki ticaret krizinin e, iyice ateşlenmiş olması hafta sonu. E, şöyle oldu. Biliyorsunuz uzun zamandır Amerika ile arası, e, Çin arasında bir e, gümrük vergisi restleşmesi yaşanıyor. E, Amerika Trump geldikten sonra Trump Çin ürünlerinin bir kısmına e, kallavi miktarda işte %20 civarında gümrük vergisi koymuştu. Çin ona e, yanıt vermeye çalıştı. O tırmanarak devam etti. Zaman zaman o e, karşılıklı resleşme zaman zaman sakinleşiyor, yatışıyor. Zaman zaman Trump'ın tweetleriyle, e, atar gideriyle e, ateşleniyor. Hafta sonu yeniden bir e, tırmanma e, yaşandı. Çünkü e, Çin e, haftanın son günü 75 milyar dolarlık Amerika'dan ithal edilen ürüne yeni vergi koyacağını, ekstra vergi koyacağını açıkladı. Bu ilginçti. Bunun üzerine Trump e, celallendi. Altına kalacak değil ya. 550 milyar dolarlık Çin'den yapılan ithalata, yani Amerika'nın yaptığı ithalata e, misilleme olarak e, vergi e, bindirdi. Ve bu arada bununla da yetinmeli ve Amerikan şirketlerinin yani Çin'de yatırım yapmış olan Amerikan şirketlerinin bu ülkeyi terk etmesini isteyeceğini söyledi. Bir anda yani bu Amerika Çin arasındaki ticaret savaşı tırmandı. Bu da dünya piyasalarını bir tedirginliğe yol açtı. Zaten bu ticaret savaşının dünya ekonomisinde bir yavaşlamaya yol açtığını biliyoruz. Ama bu son tırmanma tedirginliğin bir anda patlamasına yol açtı. Tedirginlik artınca da ee, ...para yani küresel sermaye daha güvenli olan e, yatırım araçlarında veya alternatiflere veya işte e, paralara döndü. Bunların başında da dolar geliyor. Ve İsviçre frankı mesela bunlardan bir tanesi. Dolara dönünce nereden döndü? Elbette gelişen ülke paralarından döndü. E, bunların başında da tabii ki Türkiye yani Türk lirası geliyor. Bu tip böyle hani kriz anlarında e, küresel sermaye öncelikli olarak... TL'yi terk ediyor. Çünkü TL en kırılgan para birimi, e, para birimi olarak değerlendiriliyor. Veya para birimlerinden e, e, Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. E, Arjantin'in durumu daha fena. En kırılgan para birimlerinden biri olarak değerlendiriliyor Türk lirası. O zaman soru şu. Neden e, Türk lirası en kırılgan paralardan, para birimlerden biri? Ee, şimdi işte bu soruya cevap vermek için artık Türkiye içine geri dönebiliriz. Ee, Türkiye içinde bunun iki ana sebebi var. Birincisi ekonomik, ikincisi siyasi. Ekonomik olandan başlayalım. Türkiye krizde bunu biliyoruz. Ama e, Türkiye'deki bütçe dengesi buna rağmen bozuluyor, bozulmaya devam ediyor. Yani Türkiye bir kriz ...yaşamasına rağmen iki çeyrek arka arkaya küçülmesine rağmen bütçe dengesi bozuluyor. Nasıl bozuluyor? Harcamalar artıyor, vergi gelirleri azalıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında eğer Merkez Bankası'nın karı, yedek akçesi hazineye aktaramamış olsa... ...yedek akçesi, karı daha önce aktarılmıştı Ocak ayında. Ee, daha sonra e, Hazine e, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası'nın yedek akçesinin de... E, ...hazineye devredilmesini e, devredilmesine karar verdi. Bu çok olağanüstü bir e, uygulamaydı. Bu da bir kere e, piyasaları tedirgin etmişti. Bunun etkisiyle Temmuz ayında bütçe fazla verdi ama... Bütçe gerçekleşmelerinin detaylarına bakıldığında herkes aslında işin kötü gittiğini, vergi gelirlerinde azalma, harcamalarda ise beklenenin üzerinde bir artış olduğunu gördü. Bir kere bir bütçedeki durum iyi değil. Buna rağmen yani maliye politikası gevşemiş olmasına rağmen para politikasında da herhangi bir sıkılaşma görülmüyor. Para politikası da e, gevşiyor. Ne demek para politikasının gevşemesi? Para politikası demek Merkez Bankası'nın büyük oranda Merkez Bankaları e, bankasının e, uygulamaları demek. Merkez Bankası biliyorsunuz geçtiğimiz e, Temmuz ayının sonunda 24 Temmuz'da e, 4,5 puanlık yani 450 bas puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirdi. 4,5 puan birçok gözlemciye göre hayli yüksek bir orandı. Tamam biraz indirmesi genel olarak bekleniyordu piyasa tarafından ama 4,5 puan yüksek bir indirimdi ve üstelik Eylül ayında Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini sürdürmesi bekleniyor. Genel olarak bu yılın sonuna kadar Merkez Bankası'nın 8-9 puanlık yani 800-900 bas puanlık bir faiz indirimine gitmesi bekleniyor. E ee, bu para politikasını gevşetici bir önlem. Nedir buradaki muradı Merkez Bankası'nın? Merkez Bankası'nın muradı faizleri indirelim. İnsanlar daha fazla kredi alsın. Faizlerdeki e, indirim sayesinde ee, daha fazla kredi alsın, daha fazla harcama yapsın. İşte o yani daha fazla kredi alarak gitsin, ev alsın, araba alsın, beyaz eşya alsın, mobilya alsın, çeyizini düşsün. E ee, yeni eve çıksın, evine mobilya düşsün. Böylece ekonomi canlansın. Ve sonuçta da e, ekonomideki kriz dolayısıyla AKP'ye e, kızmış olan seçmen partisine geri dönsün. Böyle bir aslında yan beklenti e, beklenti var. Yani ekonomi canlansın. Böyle bir beklenti var ama para politikasındaki gevşeme, maliye politikasındaki gevşemeyle yani harcamalardaki artışla bir araya e, gelince e, piyasalarda büyük bir tedirginlik, büyük bir endişeye yol açıyor. Acaba Türkiye e, krizden krizi toparlamak bir yana dengeleri e, daha da e, bozucu bir noktaya uçu yani uçuruma doğru mu yuvarlanıyor e, şeklinde bir endişe var şu an e, piyasa oyuncularının e, kafasında bunun içinde sadece büyük oyuncuları, kurumsal yatırımcıları değil bireysel yatırımcıları da bireysel yani vatandaşı da katmak lazım. Manzaraya bakınca herkes manzarayı görüyor. Bütçe gerçekleşmeleri, Merkez Bankası'nın kararı ortada. Son damla, yani bardağı taşıran son damla geçtiğimiz haftanın başında Merkez Bankası'nın aldığı zorunlu karşılık kararıydı. Biliyorsunuz Merkez Bankası eee 100 e, kredilerini yüzde %10 ile 20 arasında arttıran e, bankaların e, zorunlu Merkez Bankası'nda tuttuğu zorunlu karşılık e, oranlarını azalttı. Eee ve üstelik e, o bankalara yani yüzde %10 ve yüzde %20 oranında %10'la 10, %20 arasında e, kredilerini arttıran bankalara e, zorunlu karşılıklarına daha fazla e, faiz vereceğini açıkladı biraz karışık oldu ama şu özetleyelim Merkez Bankası zorunlu karşılık kararıyla e, bankaları daha fazla kredi vermeye zorladı ve bu arada çok kredi veren bankaların zorunlu karşılıklarını azaltarak piyasaya yaklaşık 22 milyar TL daha fazla para bıraktı ne demek 22 milyar TL daha fazla para bırakmak? Yani piyasadaki parayı bollaştırmak demek veya gevşetmek demek. İşte demin söylediğimiz noktaya geri geldik. Merkez Bankası aslında işte faiz indirimiyle yapmaya çalıştığı para politikasının gevşetici adımları, stratejiyi bu son zorunlu karşılık kararıyla desteklemiş oldu. Ama ne demiştik? bu politika aslında piyasadaki oyuncuları, yatırımcıları büyüğüyle, küçüğüyle, irisiyle, ufayla aslında geriyor. Endişelen, endişelendiriyor. Bu son zorunlu karşılık kararı aslında bu anlamda bardağı taşıran son damla oldu. Bardak taşmıştı, yavaş yavaş aşağıya doğru dökülüyordu. Hafta sonunda Trump'la yani Amerika'yla Çin arasındaki gümrük vergisi restleşmesi iyice bardağı artık aşağıya doğru suyun dökülmesine yol açtı ve Dün gece Asya piyasasında Japonya'da yaşanan kriz gerçekleşti. Tekrar bir kısa bir özet yapalım. Demek ki birçok sebep var. Dün Asya piyasasında yaşanan krizin doların 6.47'ye kadar yükselmesine yol açan krizin birden çok sebebi var. Türkiye ile ilgili sebepler var, uluslararası e, ekonomi ile ilgili sebepler var, dünya piyasası yani uluslararası ekonomi ile ilgili olan sebep Çin ile Amerika arasındaki ticaret savaşının yeniden tırmanması, Trump'ın ve Çin'in karşılıklı yeniden bir atar gidere e, başlaması, Türkiye ile ilgili sebep e, Merkez Bankasının para politikasını gevşetmesi. Maliye e, tarafında ise yani bütçe tarafında yani devlet harcamaları tarafında ise e, kötü haberlerin gelmesi yani vergi gelirlerinin azalması, e, devlet harcamalarının artması. Ama bir şeyi unuttuk. Bir de siyasi sebep var. Bütün bunların üstüne e, Türkiye eğer İskandinav ülkeleri e, gibi olsaydık yani... Her şey süt liman olsaydı Türkiye'de ve çevremizde, Norveç olsaydık, Danimarka olsaydık, çevremizde işte İsveç olsaydı, Finlandiya olsaydı, kuş uçmuyor olsaydı, e, her gün e, televizyonlar neredeyse aynı haberleri e, veriyor olsaydı, o zaman belki de bütün bunlara rağmen, yani bütün bu hani Çin ile Amerika'nın atar giderine, Türkiye içindeki... E, krize para politikasının maliye politikasının gevşemesine rağmen belki de belki de dün akşam yaşanan kriz yaşanmayabilirdi. E, bir hani o patlayıcı kimya dedik ya bütün her şey bir araya gelince bir anda patlayıcı bir kimyaya e, dönüşüyor. Bir şey eksik kalınca yani siyasi sebep eksik kalınca belki de o kriz yaşanmazdı ama Türkiye maalesef Danimarka değil. Çevremizde Finlandiya, İsveç, Norveç gibi ee, hiçbir şeyin yaşanmadığı, hayatın tek düze, sıradan bir şekilde aktığı monoton ülkeler yok. Ee, çevremizde maalesef Suriye var, Irak var, S-400 krizimiz var. S-400 krizi biliyorsunuz e, aslında çözülmedi. Derin dondurucuya kaldırıldı. Amerikan kongresi her an derin dondurucudan e, o krizi çıkarabilir ve Türkiye'ye, yaptırımlar uygulayabilir. Ondan daha önemlisi, Suriye saatli bir bombaya benziyor. Biliyorsunuz olağanüstü gelişmeler yaşanıyor Suriye'de. Hem bu Münbiş tarafında hem de İdlib'teki daha önemlisi İdlib'teki Türkiye'nin gözlem noktasının Suriye ordusu tarafından kuşatılmış olması. Bunlar. Ee, her an patlamaya hazır siyasi kriz noktaları bunlar da elbette e, piyasa oyuncularını irisiyle ufağıyla büyüğüyle küçüğüyle türküyle Amerikalıysıyla Japonuyla geriyor endişeye sevk ediyor e, dün e, Japon yatırımcıların e, satışa geçmesinde doların 6.47'ye vurmasında e, elbette ekonomik sebeplerin yanında bu siyasi sebepler de var. Bu sebepler varlığını korudukça yani uluslararası sebep Çin Amerika ticaret savaşı, içerideki ekonomik sebep e, maliye ve e, para politikasının gevşemiş olması ve üçüncüsü siyasi sebep Suriye e, krizi ve S400 meselesi varlıklarını koruduğu sürece dolarda e, bir düşüş gerçekleşmez. Bütün bunlara rağmen e, doların düşeceğini söyleyenler vardı Ağustos ayının başında. E, onlara inanlayanlar maalesef e, hata ya düştüler. Bu koşullarda e, doların düşmesi mümkün değil. t 24te piyasalarda yaşananları birlikte izlemeye devam edeceğiz. E, görüşmek üzere.